Bilindiği üzere ülkemizde daha önce görülmemiş ama son zamanlarda bir iki vakanın tespit edildiği şap hastalığının bir türü olan ve ülkemizde daha önce görülmemiş olan SAT-2 virüsüyle alakalı bakanlığımızca bir dizi tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere istinaden biz de ilçemizde hastalığın ilçemizdeki çift tırnaklı hayvanlara bulaşmaması için gerekli önlemleri almaya çalıştık. Şimdi sizlere tabii bu hastalıkla alakalı neler yaptığımızı ya da üreticilerimizin neler yapması gerektiği konusunda ve durumumuzun ne olduğu konusunda bir açıklama yapma gereği duyduk. Tabii ülkemizde şap hastalığı aslında bilinen bir hastalık ve mevcut durumda ülkemizde görülen bir hastalık çeşidi. Ülkemizdeki şap hastalığı O tipi ve A tipi şeklinde mevcut. Biz bunlara karşı zaten rutin hem bahar hem sonbahar aşılamaları rutin olarak ülke genelinde yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Fakat mevcut durumda SAT-2 denilen tipi ülkemizde daha önce görülmemişti. Yurt dışı kaynaklı bir bulaşıklık söz konusu. Ülkemizde ilk vaka tespit edildiğinde de bu hastalığın ülkemizde yayılmasını engellemek, olmayan yerlerde bulaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerde hem bakanlığımız hem İzmir Valiliği olarak biz de Ödemiş Kaymakamlığı anlamında Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nu toplayarak bazı önlemler, tedbirler aldık. Bu tedbirler içerisinde ilçe içerisine hayvanların giriş çıkışının ve hayvan hareketlerinin tamamı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmış pozisyonda. Herhangi bir hayvan hareketine müsaade edilmemekte. Bu yalnızca ithalat ve ihracat ile kesime sevk edilen raporlu hayvanların gidişi ve hareketliliği bu yasaktan muaf tutulmuştur. İlçemizdeki duruma gelince bizde sadece Yolusu köyünde 2 tane hayvanda bir vaka tespiti oldu. Biz bununla alakalı gerekli karantina tedbirlerini hemen aldık. Aldığımız numuneleri de şap enstitüsüne gönderdik tip tespiti için. Şükür ki ilçemizde SAT-2 yok arkadaşlar. Onu da sonuçta daha pazar günü elimize geçti. İşin Türkçesini de söyleyeyim. Mevcut ülkemizde daha önce de görülmüş olan ve varlığı bilinen O tipi olduğu. Bizim yaptığımız aşılama çalışmalarında zaten bu hastalığa karşı aşılama çalışmalarımız ve SAT-2'nin de bulaşmamasıyla alakalı hayvanların dirençlerinin yükseltilmesi amaçlı aşılama çalışmalarımızı hızlandırmış bir şekilde yapıyoruz. Şu anda %95'in üzerinde Ödemiş'teki bütün hayvanların aşılama çalışmalarımızı %95'in üzerinde bitirdik. Son kalan kısmı da bugün de dahil çalışmalara devam ediyor. Bu hastalığın yayılmamasıyla alakalı ve mücadelesiyle alakalı, ilçemize giriş çıkışında olmamasıyla alakalı da bakanlığımızın aldığı kararlarla yine Hayvan Sağlık Zabıta Komisyon kararımızla kurumumuzda çalışan bütün sağlık personelinin veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerin tamamının izinleri kaldırılmış pozisyonda. Cumartesi pazar dahil tam zamanlı çalışma sistemine geçtik. Yine mesai dışı ve tatil günleri için bir nöbet programımız var. Bu tür hareketliliklerle alakalı gelen ihbarları değerlendirmek ve yasal mevzuatı uygulamak anlamında nöbetçi personellerimizde bulunmakta. Tabii vatandaşlardan özellikle bu konuda biraz daha hassas olmalarını, biraz daha dikkatli davranmalarını istiyoruz. Yapmaları gereken bu yasağa uymaları, işletmelerine herhangi bir hayvan giriş çıkışı, ilçe içi ya da ilçe dışı bu hareketliliğe müsaade etmemeleri, hatta işletme ziyaretlerinin başka işletmelerdeki çalışan ya da işte alım satım yapan celebinden meraklısına varıncaya kadar işletmelerine herhangi kimseyi sokmamalarını, hijyen tedbirlerine uymalarını, işletmelerini mutlaka dezenfektanlarla dezenfekte etmelerini, yine eğer kullandıkları hayvan işletmelerindeki alet ekipmanları, çizmeleri, gübre taşıdığı aletleri, süt taşıma aletleri, yem makineleri gibi aletleri başka işletmelerde kullanmamaları, kendi işletmelerine başka işletmelerin alet ekipmanlarını sokmamalarını, mutlaka bunları dezenfektanla dezenfekte etmelerini istiyoruz. Bu arada ikinci bir emre kadar hayvan pazarımız da tabii kapalı. Biz hayvan pazarı ile alakalı belediye ile işbirliği içerisinde tamamen dezenfektanla ilaçlama işlemlerini gerçekleştirdik. Yine üreticilerimizin bu konuda hassas davranmaları için toplantılar düzenledik. Celeplerle bir toplantı yaptık. Kendilerine durumu ve yapmaları gerekenleri anlattık. Sektör temsilcileriyle toplantılar düzenleyerek bu durum hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Kolluk kuvvetleriyle zabıta, emniyet ve jandarma kaymakamlık başkanlığında yine birlikler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle beraber toplantı yaparak yapabileceklerimizi, ilçemizde bu hastalığın girmesini engelleyecek, olası bir durumda yayılmasını engelleyebilecek şekilde alabileceğimiz tedbirler konusunda belli kararlar aldık. Üreticilerimiz aşılama çalışmalarında bizlere yardımcı olurlarsa, işletmelerinde herhangi bir aşısız hayvan bırakmamaya özen gösterirlerse birlikte bu ilçenin belki %60'ının ekonomisini ayakta tutan hayvancılığımızı da korumuş olacağız. Biz hayvancılık konusunda ülkenin önemli bölgelerinden birisiyiz. Türkiye'nin yaklaşık %3'üne tekabül eden bir hayvan varlığımız mevcut. 182.500 civarında sağılabilir hayvanımız var. Bizim çiftçimizin ekonomisi dediğim gibi yani %60'ın üzerinde bu sektör üzerine. O yüzden bizim biraz daha dikkatli olmamız, biraz daha bu kurallara uymamız hem üreticilerimizin hem de ilçemizin hayvan sağlığı açısından çok önemli. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.